Sağ olun, siz nasılsınız? Kıymetli bürokratları, basınımızın değerli mensupları, sizleri Başkanlık Divanı adına saygıyla selamlıyorum. Yusuf Alperen Ayar, Strateji Geliştirme Başkanı. Koruma Genel Müdürü. Turan Konak, Yerel Yönetimler Genel Müdürü. Eyüp Karahan, ÇED İzin Denetim Genel Müdürü. Fatih Turan, Çevre Yönetimi Genel Müdürü. Aykut Gören, Basın ve Halkla İşler Müşaviri. Ben Körfez'e dair hedeflerimizi anlatacağım ama öncelikle sizlere bir şey göstermek istiyorum. Bakın, bugün buraya gelirken İzmir Körfezi'nden aldığımız bir şişe deniz suyunu da yanımızda getirdik. Bu suyu İzmir Körfezi'ndeki oradaki kirliliği görmekten imtina eden, bu acı tablo karşısında tek bir açıklama dahi yapmayan siyasilere deniz kirliliğini daha iyi anlatmak için getirdik. Artık İzmir Körfezi'mizde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünü görmenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir. Değerli milletvekilleri, arkadaşlar, görevi çağırıyorum. Kim bunlar? Sayın Bak. Arıtmaların yarısı çalışmıyor. Arıtmaların yarısı çalışmıyor. Artık İzmir Körfezi'mizde büyük bir çevre felaketi yaşandığını, körfezin içindeki tüm canlılarla birlikte can çekiştiğini, her saat başı binlerce balığın öldüğünün görmenin vakti gelmiş, hatta geçmiştir. Millet önünde soruyorum. Şu kirliliğin olduğu bir denizde balıklar yaşayabilir mi? Bu kokunun olduğu bir denizin kıyısında İzmirliler sayın Arı, rahatça hayat sürebilir mi? Sayın Arı, tamam. Şu anda değerli milletvekilleri, şu su numunesi içerisinde atık su kaynaklı amonyak miktarı olması gerekenden 50 kat fazladır. Bu şişenin içindeki oksijen miktarı sıfırdır, sıfır. Buna bir tane İzmir'den geldi de şüpheli. Çekilirseniz biz de çekelim mi? Suyun 8 saatten önce gelmesi olası değil, uçakla mı getirdiler acaba? Şuna harcadıkları eforu keşke o bölgedeki kirlenmelere karşı mücadelede harcasalar. Çok teşekkür ediyorum. Emin olun, İzmir Körfezi'ndeki kirlilik bu getirdiğimiz şişeden daha da kötü durumda. Bu kirliliğin sebebi nedir biliyor musunuz? 85 milyonun da malum olduğu gibi İzmir'deki atık suları arıtmayan, yağmur suyu ile kanalizasyon hattını bile birbirinden ayıramayan, pis suları doğrudan İzmir Körfezi'ne döken, körfezi tabiri caizse foseptik çukuru gibi kullanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'dir. İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimleridir. Biz de bu sorunu çözmek adına 15 maddeden oluşan İzmir Körfezi acil ve kısa vadeli
eylem planımızı milletimizle paylaşmış durumdayız. Milletvekilleri. AK Parti yapıyor, kötü şeyler biz yapıyoruz. Peki, bakalım. Değerli arkadaşlar. Kim bunlar? Sayın Sayın Güneş, müsaade edin. Sayın değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Ama arkadaşlar böyle olmaz ya. Sayın Ağbaba bir saniye. Değerli arkadaşlar varsa siz konuşmanızı dile getirin değerli arkadaşlar. Bakın böyle bağırarak. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Biz iki müdahalede kimseye bulunmayın. Oturun yerinizin. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Ben Çevre Bakanı olarak şunu diyorum ki, bunu herkes de bugün not alsın. İzmir Körfezi bir zahmet temizlenecek. Büyükşehir Belediyesi yapması gereken zorunluluklarını, görevlerini bir zahmet yerine getirecek. Ve ilgili herkese, İzmir Körfezi'nin temizlenmesi adına ilgili olan herkese sorumluluklarını, vazifelerini, görevlerini hatırlatmaya da İzmir halkı ve milletimiz adına devam edeceğiz.